Yedi aile, yedi konteyner ve onlarca hayat. Yıllardır bu topraklarda yaşadılar, yaptıkları sepetlerle hayatlarını kazandılar. Ben kendim 40 yaşındayım, ben kendimi bildim bileli burada yaşıyorum ama dedelerimiz, atalarımız daha uzun zamandır buralar yaşıyordu. Biz Mersin'i çöl kenebiliriz. Yol kenarında yaptıkları sepetleri satarak geçimlerini sağlayan sepetçi aileler, arkamda görmüş olduğunuz bu konteynerlarda yaşamlarını idame ettiriyorlar. Merkez Mezitli ilçesinde TC Hürriyet mahallesinde yaşamlarını sürdüren bu arkamda görmüş olduğunuz aileler şu anda yaşam alanlarını kaybetmekle karşı karşıyalar. Buradan da kalk derseler nereye gideceğiz? Denize. Kalacak bir yerimiz mi yok? O zaman dediği gibi toplasınlar, denize atsınlar bizi. İnsan yerine zaten görmüyorlar. Yol kenarında sepetçilik yaparak geçimini sağlayan aileler yaşam alanları için mücadele veriyorlar. Çadırda yaşarken Mezitli eski kaymakamı döneminde yer ve konteyner sağlanan aileler arsa sahibinin alana apartman yaptıracak olması dolayısıyla hanelerini kaybetmekle karşı karşıyalar. Yerleri yok, yurtlar yok, mecbur oturuyorlar. Adam da geliyor geliyor boğuyor. Cekil nereye gidecekler? Nereye gidecek bu millet, nereye? Herkesin çoluk çocuğu yok mu? Otursun denize döksün hükümet. Okula bile gidemiyor. İşte iki sene falan oluyor. Mezitli Kaymakamlığı buraya geldi gazetecilerle beraber. Bu konteynerları indirdi. Ondan sonra indirdikten sonra işte burayı da biz dedik ki bu yerin sahibi dedik. Burayı kaldırdığı zaman dedim biz ne yapacağız o zaman dedim kaymakamım dedim. O da dedi ki biz dedi zamanı geldiği zaman düşünürüz dediler. Sepetçi ailelerin yaşadığı konteynerlerden birinin içindeyiz. Görmüş olduğunuz gibi bir adet sedir, bir tane halı ve bir tane de televizyon var bu odada. Devam ediyoruz. Hemen solumda mutfak tezgahı, sağımda da tuvalet ve de banyo var. Diğer odada buzdolabı ve de çocuklar bu odada yatıyorlar, uyuyorlar yer yatağında. Görmüş olduğunuz gibi burada da bir göçük söz konusu. Soğuk kış günlerinde de buradan gelecek soğuğu artık siz düşünün. Cumhurbaşkanımızdan, başbakanımızdan yardım istiyoruz. Evlerimizin yıkılmasını istemiyoruz. Sepetçi aileler elimde görmüş olduğunuz bu el emeği, göz nuru sepetleri satarak geçimlerini sağlıyorlar. Tanesini 2,5 liradan satıyorlar ve kazandıkları para ne çocuklarının okul eğitimlerine ne de günlük yaşamlarını devam ettirmesine yetmiyor. Her birimiz 5-6 kişi, boyu 7 metre, eni 2,5 metre yerde yaşıyoruz. Yani insan mı yaşar? Suriyeliler, dışarıdan gelenler bizden iyi. Biz bu Türkiye'nin vatandaşlarıyız, insanıyız. Sizin gibi giyinip kuşanmayı istemez mi? Türlü türlü yemek yemeyi. Ne bulursa görüyorsunuz, çocuklarımızın halini görüyorsunuz. Daha önceki Mezitli İlçe Kaymakamı'nın yardım ve talimatlarıyla konteyner imkanına kavuştuklarını dile getiren aileler, şimdi aynı makam görevini yürüten yeni kaymakamdan da yardım bekliyorlar. Sudan nasıl balığı çıkartırsınız yaşamaz, biz de öyleyiz. Bizi buradan çıkardığınız zaman sudan çıkmış balığa döneriz. Biz atalarımızdan kalma burada el sanatıyla, limonla, portakalla geçinen insanlarız. Kimseye zararımız yok, ziyanımız yok. Biz bunu istiyoruz devletimizden. Bize bir yer göstersinler.